Güvenlik güçleri sahaya inince 2012 PKK için hezimet yılı oldu. Terörle mücadele açısından 2012 kritik bir yıl oldu. Orta Doğu'daki çatışmalar ve Arap Bağrı'nın fırsat bilen PKK, 2012'yi hedefine ulaşmak için final yılı ilan etti. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni stratejisi ve bölge halkının örgüte destek vermemesi sebebiyle beklemediği bir darbe aldı. Hem militan sayısı hem de lojistik açıdan adeta çöktü. Terörle mücadelede 28 yıldır uygulanan usulleri terk eden birlikler, kışlalara dönmeden kırsalda hakimiyet kurmaya başladı. Sürekli arazide kalarak teröristlerin peşine düşen güvenlik güçleri, bul ve yok et konseptiyle hareket ediyor. Karakolların lojistik üs olarak kullanıldığı operasyonlarda, yerdeki birliklere etkili hava desteği sağlanıyor. Bölgeyi sürekli gözetleyen insansız hava araçları, her türlü hareketliliği komuta merkezine iletiyor. Diyarbakır ve Malatya'dan havalanan savaş uçakları da hedeflere bomba yağdırıyor. İnsansız hava araçları da sürekli uçarak teröristleri tespit ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki anlayış değişikliği sahaya da yansıdı. Yılbaşından beri 1176 terörist öldürüldü. 248 PKK'lı da teslim oldu. Bordo Bereliler, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Komando Birlikleri'nin ortak yürüttüğü operasyonlarda 326 kilo C4 ve A4 plastik patlayıcı, 3 ton 750 kilo el yapımı bomba, 470 uzun namlulu tüfek ve 880 el bombası ele geçirildi. Terör örgütü yöneticilerinin telsiz konuşmaları da yaşanan durumu gözler önüne seriyor. Ekim ayında medyaya yansıyan PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'la Hakkari kamp sorumlusu Mehmet Can Gürhan isimli terörist arasındaki telsiz konuşması örgütün büyük kayıplar verdiğini ortaya koyuyor güvenlik güçleri tarafından tespit edilen konuşmada askerlerin karakoldan çıkıp kırsalda dolaşmasının PKK'yı zor duruma soktuğu belirtiliyor.